Evet arkadaşlar, yeni videoda şimdi hep beraberiz. Pazar günü yayınladığım yerin şu anda tam karşısındayız. Koruköy'e dedim ki trenle gidelim. Her tarafı oturduğumuz yerde göre göre çekim yapalım istedim ama bakıyorum ki tren miren geldiği yok. Artık saatlerini de bilmiyoruz. Bu bakımdan istedim ki bunu hiç olmazsa yürüyerek de olsa bir çekim sağlayalım. Bakınıp duruyorum ki acaba bir yerden çıkacak mı, görebilecek miyim diye ama maalesef tren falan yok. Şimdi yürüyerek gideceğiz ama olur ki isabet ederse, karşımıza çıkarsa yine olmazsa bineceğiz. Şimdi şöyle ters çevirelim kamerayı beraberce. Buraları böyle bir görelim. Hay Allah. Pazar günü şu karşıki şeyden mendirek mi deniyor oraya? Oradan çekim yapmıştık bu tarafa doğru. Şimdi ise buradan da o tarafa doğru bir çekim yapıyoruz. Buranın denizi işte bu şekilde arkadaşlar, bakın. Yani sığ. Kefalleri ben görüyorum ama tabii ki kameraya sığıyor mu, gözüküyor mu, gözükmüyor mu bilmiyorum. Yani nasıl diyeyim, istavritten büyük. Tabii onlar daha çok küçük, yenmez. Burası biraz dip nokta olduğu için kefalde genelde böyle dip noktaları, yani sığ yerleri sever. O bakımdan da pek ben şahsım adına sevmiyorum kefali. Böyle bir balçıksı, lağımsı kokuyor. Çünkü o yerlerde daha çok barınmayı seviyor balık. İşte burası Çamlık'ın başı. Yani Çınar, Çamlık'tan sonra Çınarcık geliyor zaten. Evet, şimdi çeke çeke gidelim bakalım arkadaşlar. Hem çekim yapalım hem gidelim. Şimdi bakalım buraları beğenecek misiniz? Burası Çamlık. Burası biraz daha böyle yalı daire üzerine. Yalılarla dolu yani. Burası hep yalı üzerine. Şimdi arkadaşlar, selfie çubuğuyla çekiyordum. Selfie çubuğu uzak kalıyordu. Sizlerle böyle güzel bir sohbetimiz pek olmadı. Aldım büyük bir hevesle ama bunu da sonunda bıraktım bugün. Konuşarak çekim yapmamı daha çok isteyen arkadaşlarımız oldu. Bu bakımdan da bunu bu şekilde tekrar eskisi gibi gerçekleştirmek istiyorum. Şimdi YouTube'dan seyreden arkadaşlarımızdan bir tanesi der ki, abi seni çok severek seyrediyoruz ama yani her gün kendini yorup bir çekim yapmanızı pek tavsiye etmiyoruz. Haftada iki sefer, üç sefer yayınlarsan hiç olmazsa daha çok özlenirsin, daha çok seyredilir derler. Bir yerde düşündüğüm zaman gerçekten çok haklı payı var. Doğru söylüyor en azından. Benim için de kolay olur. Sürekli çekim yapacağım diye yer aramaktansa
haftada 2 veya 3 yayın yapmam daha güzel olur diye düşünüyorum. Bu bakımdan da öyle yaparsam herhalde daha iyi olur. Buralara da yeni binalar yapılmış. Bu şekilde. Şimdi bu dairelere gerçekten herhalde güç yetmez yani. Oldukça pahalıdır. En kötü şartlarda 5'in altında yoktur yani. Ama tabii güzel olmuş. Yani treni bekledik, bekledik ama gelmedi. Dün de geldim buraya. Hani trene biner de yorulmadan bir çekim sağlarım istedim ama olmadı. Artık mecburen yürüyerek çekimimi sağlayacağım. Artık nereye kadar gidebilirsek, nerede yorulursak oradan döneceğiz. Şimdi bu binaların belki birçoğuna elektrik işine gelmiştir muhakkak. Mesleğimiz elektrik olduğu için bu binaya, evet, özellikle bu binaya ve şu karşıki sarı binaya işe geldim yani. Bu Çamlık da çok güzel bir yer. Buraya da yeni bir bina daha yapılıyor. Orada şey vardı, gazino gibi yer vardı. Onun yerine bunu yaptılar. Bitince herhalde güzel bir şey olacak. Ah, imkan olsa da insan böyle bir yerden bir daire almış olsa. Arkadaşlar belki diyeceksiniz, Elin binasını niye çekip de gösteriyorsun bize? Vallahi bilmiyorum, belki de hani içinizden birine lazım olabilir. Dersiniz ki ya evet, oradan gidip bir daire alsam da diyebilirsiniz. Ben hani bir yardımcı olmak babında göstermeye çalışıyorum. Buralarda ücretli şezlong veriyorlar. Bu şekilde burada denize giriyorsun. Ya güzelmiş ya. Aslında burnumun dibinde ne güzel denize girilecek yerler var. Arkadaş, ben kilometrelerce öteye denize gitmeye çalışıyorum. Yani bu yüzenlerin burada canı can değil mi? Bunlar yüzüyor da. Benim üstünlüğümle de gideceğim ta oralarda. Fena. Fena.
şöyle arada denizi de görmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi herkesin bulunduğu yerde deniz yok. Denize hasret kalanların hasretini gidermek istiyorum böyle denize çekerek. Ah, kulağımda şu problem olmayaydı. Benim de gelip girmek isterdim açıkçası. İmrendim yani açıkçası. Ben burada imrendiysem, denizi olmayan yerlerdeki seyreden arkadaşlarımız nasıl ki imrenmesin? Haklı olarak imrenir tabii ki. Bakın buralar böyle üst yol, hemen minibüs yolu burası. Şimdi Çınarcık'ın denizi pis diyen arkadaşlara göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, hiç de pis değil yani. Cam gibi dibi gözüküyor. Belki o gün dalga vardı, deniz kirliydi. Ne bileyim, olabilir yani, her yerde de olabilir. Bodrum'da da olabilir, efendim bu Antalya'da da olabilir. Bir şekilde denizin pis zamanı da olabilir. O şekilde şansa isabet etmiştir. Hep kirli olduğunu düşünüyor olabilir. Muhakkak belki kirli olan yerler de vardır, temiz olan yerler de vardır. Ama işte görüyorsunuz yani, deniz gerçekten tertemiz gibi gözüküyor. Acaba diyorum pazar günleri kalabalık oluyor bu aralarda. Onun için mi şey yok, tren yok. Yer daralıyor, buradan geçmesi lazım trenin. Bu bakımdan da geçemediği için şey yapmış olabilirler, bugün koymamış olabilirler. Ben boşa umutlandım geldim ama herhalde genelde hafta içi oluyor demek ki tren. Ama hafta sonları koysalar daha çok iş yaparlar diye düşünüyorum. Belediyenin bu treni. Ama koymamışlar bugün, baksana ki. Mecburen tabana kuvvet gitmemiz lazım. Bakın arkadaşlar, böyle güzel yerler de var yani. Görüyor musunuz? Bu şekilde. Karşı İstanbul. Güzel, güzel bir isim, güzel bir mekan. Ben buraya kışın her zaman olmamak kaydıyla arada böyle bir yürüyüşe geliyordum. Burada yürüyüş yapıyordum. O zaman sakin oluyordu burası. Yazlıkçılar falan gitmiş oluyor. Pek de kalabalık olmuyor. Öyle bisikletli, motorlu vesaire falan bunlar da olmadığı için çok sakin sakin yürüyebiliyordum. Buranın tek bir kusuru yosun olması. Ben pek yosunlu yerde
yüzmeyi sevmiyorum ama tabii yosunsuz olan yerler de var. Gayet de güzel yani. Gayet de güzel. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Yarın seni ararım ya, benim de bir tesadüfle işim oldu. Hayırdır? Bana su akıtıyorlar banyo lavabonun altında. Banyo lavabosunun altına. Ben de paslanmış sandım. Çok önemli bir şey değilse idare et. Ama zaten 10 gün sonra yokuz ama. O zaman hiç elleme. Vallahi hiç elleme, boşver. Seneye geldiğinde yaparsın. Kendini de seyredebilirsin. Bakın arkadaşlar, yani denize sıfır olduğu için bunlar tabii deprem öncesi yapılan binalar olduğu için biraz oldukça sıva kabarmaları var. Ben her gün video koymaya uğraşmaktaki amacım, yani arayı soğutmayalım, birbirimize karşı olan diyaloğumuz azalmasın diye uğraşıp duruyordum ama bir yerde de gerçekten her gün video hem benim için zor hem de gerçekten sıkıcı diye de düşünüyorum. Evet, onu yazan söyleyen arkadaşımız sağ olsun mantıklı söyledi. Abi, seni biz çok seviyoruz ama bunu her gün yayınlamasan daha iyi olur demesi bir yerde bana bir yol göstermiş oldu. Ona da buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Mantıklı bir şey. Yani haftada 2 veya 3 gün yayınlarsak bu daha güzel olur. Yani ben de hiç olmazsa, ya nereye çeksem de acaba bir yer çekip yayınlasam diye fazla bir çaba sarf etmemiş olurum. Artık yani yaş 65, bu yaştan sonra da böyle her yere çekirge gibi sıçrayamıyorsun. İlla ki yoruluyoruz. Bizim de doğal olarak yoruluyoruz. Bu bakımdan da haftada 2 veya 3 olması gerçekten iyi olur. Altyazı M.K.
Ta bu sitelere işe gelmiştim arkadaşlar. Yani elektrik işine ta bu sitelere kadar gelmiştim. Normalde çalışmıyorum. Hani ara ara insan ufak tefek iş yapsa da yine de öyleyken artık dükkanı da kapattıktan sonra böyle bir işe ara vermiş olduk. Bakın arkadaşlar, müstakil evin bu güzelliği var işte, görüyor musunuz yani? Denize nazır, harika bir yer. Şimdi buranın ta ki yola kadar gidiyor yani. Yeri bayağı büyük. Şimdi buraya kıymet yetmez yani. Oldukça büyük. İstanbul'da çekim yaparken diyordum ki İstanbul'daki çekimlerim çok fazlasıyla izlenme yapar dedim ama maalesef bizim Çınarcığımızın yarısı kadar izlenme olmadı. Bizim Çınarcık'taki yaptığımız çekimler çok daha güzel izlenme yapıyor. Ben Hırabi nerede? Hırabi. Hırabi.
İndim ama yol var mı acaba? Neyse biz yine doğru yolumuzdan şaşmayalım. Çıkalım yukarıya da. Şurayı şöyle bir tekrar çekimini yapayım. Şu karşıki beyaz çerçeveleri mavi olan yerde otel arkadaşlar. Koro otelmiş. Koro otel biz. Yani evet, seyreden arkadaşlarımızdan ya biz beğenmedik diyen var mı burayı? Yani bakın, ben Türkiye'nin en az 60 vilayetini gezdim. Sahil boyu komple Türkiye'nin bütün sahillerini gezdim. Şimdi örnek vereyim. Yani bugün bir Antalya'dan, bir Bodrum'dan, bir Kuşadası'ndan ne gibi bir eksikliği var? Ha, belki oralar biraz daha açık deniz olduğu için denizi daha temiz olabilir. Efendim ama bir Marmara Denizi olarak düşünürsek yani hiç de fena sayılacak bir yer değil diye düşünüyorum. Yani Çınarcığımız o kadar da kötü değil. Arkadaşlar şimdi ben burayı iyi de desem, kötü de desem, ben emlakçı değilim. Benim cebime girip çıkan bir şey yok. Yani hani vicdani bir vaziyette bir tanıtım yapacaksam olduğu gibi de gösteriyorum zaten. Yani bunu benim gördüğüm kadarıyla sizler de canlı canlı görüyorsunuz. Şimdi şu denizin neyi var arkadaşlar? Tek bir kusuru yosunlu olması. Bunun haricinde başka bir şey diyebilir misiniz bilmiyorum. Kıyı şerit olarak da gayet güzel kıyı şeridi var. Yani güzel diyorum ben, bilmiyorum. Tabii içinizde bunu beğenen de olacak, beğenmeyen de olacak. O herkesin kendi fikri bir şey. Herkesin fikrine, düşüncesine saygı duymak lazım. Benim iyi dediğime siz iyi demek zorunda değilsiniz.
tatile giderken Nisan 1'de inanın öyle bir kararla çıkmıştım ki bir yer bulacağım. Ben bu Çınarcık'tan çıkacağım ya. Ben istemiyorum bu Çınarcık'ta yaşamayı. İşte Suriyeli dolu, işte bilmem ne dolu, işte diyerek böyle büyük bir hırsla öyle tatile çıktım. İnanın birçok yeri gezdim. Yani kıyı şerit olsun, iç yerler olsun, birçok yeri gezdim. Geldim Dördel'le, inanın Çınarcık'a daha çok sarıldım. Yani inanın burada yaşadım mıydı? Buraya bir alıştım mı? Bir daha buradan kopacağınızı düşünmüyorum. Çünkü güzel bir yer diye bir şey yok arkadaşlar. Yani her yerin kendine has güzelliği ve illaki kusuru vardır. Şimdi ben bu kadar burayı böyle överken hiç mi kusuru yok? Tabii ki var. Hiç mi güzel yanı yok? Tabii ki güzel yanları da var. Ama bunu iyi kötüye, kötüyü iyiye böyle ortalayarak bu şekilde güzellikleri tadını çıkartmaya bakacaksın. Her şey çok iyi olursa o da olmaz. Her şey çok kötü olursa o da iyi olmaz. İyisiyle kötüsüyle ortasını bulacağım bazı şeyin. İnsan her sene bir geçtiği seneyi şöyle düşündüğün zaman kendi hatalarını anlıyorsun. Diyorsun ki bak evet ya ben burada yanlış yapmışım. Veya evet ben burada yanlış düşünmüşüm. Evet burada gerçekten çok haklı payım varmış ama ben bunu görememişim. De insan diyebiliyor. Ya arada insan kendi kendiyle oturup mahkeme etmeli yani. Yani düşünmeli. Şöyle her şekliyle kendini de eleştirmesini bilmeli. Karşı tarafı da eleştirirken şöyle düşünerek eleştirmeli. Yani haklıysan, gerçekten çok haklıysan, evet ya ben böyle böyle haksızlığa uğradım da diyebilmeli. Haklıysan da haklı olduğunun da arkasında olmalısın. Şimdi diyeceksiniz ki abi yine başladın nasihatlara ya. Ya yapma bunu bize diyeceksiniz ama ne yapayım güzelim ya. Sizlere de ben böyle derdimi dökmezsem, derdimi anlatmazsam kime anlatayım? Kime anlatayım? Benim diyorum koskoca bir YouTube ailem var. Beni biri dinlemezse biri dinleyecektir illaki. Belki bunun içinden cımbızla alacağınız şeyler de olacaktır. Sizlere de yararlı olacaktır. Öyle umut ediyorum. Bakın arkadaşlar ben nereden buraya yürümüşüm. Yani bir de bunun dönüşü var yani düşünün. Nasıl diyeyim? Menderek nerede kaldı? Buradan gözüküyor mu bilmiyorum ama yani şu uç buruna kadar gideceğiz yani yürüyerek. Az bir yer değil yani.
Ta bu binalara kadar geldim arkadaşlar. Ha, yürüyerek mi geldim? Hayır, arabamdan geldim ama buralara ta işe geldim. Buralarda çalıştım yani. Elektrikçi yaptım. Burası bakın Korukent sitesi. Burası Koru diye geçiyor arkadaşlar. Çınarcık Koru Köyü. Yani Koru Köyü diye geçiyor burası. Buraya kadar böyle benim işim devam ediyordu. Buralara kadar geliyordum işe. Nasıl arkadaşlar? Koruköy de güzel değil mi? Yani daha böyle sakin, daha böyle bir nezih gibi geldi bana. Yani Çınarcık'a bağlı Koruköy ama sanki buralarda Suriyeliler daha mı az? Öyle gibi görüyorum. Şimdi şu karşıki yeri araştıralım. Burası da bu arkadaşlar. Evet. Şöyle çekeyim. Binaları daha böyle yakın görmüş olun. Evet. Evet. Şuraya kadar da gidelim ve orada sonlandıralım. Ne kadar olmuş? Vallahi 40 dakika olmuş. Herhalde bu 40 dakikada doyurucu bir çekim olmuştur umarım. Evet, bugün servis çubuğunu almadım. Çünkü sanki aramıza giren kara kedi gibi düşünüyorum selfie çubuğunu.
bizi hatta böyle birbirimizden uzaklaştırdı. Uzak kalınca da pek konuşmak istemedim. Çünkü uzak kalıyor. Sesim acaba varıyor mu, varmıyor mu diye böyle şeye düştüm. En iyisi dedim. Ve birçok arkadaşım da önerisi konuşarak çekmemi daha çok tercih ettiler. Ben de onların fikirlerine saygı duyarak selfie çubuğunu kenara koydum. Yine eskisi gibi bu şekilde elde çekmek isterdim. Evet arkadaşlar, son olarak kendime çevireyim. Burada son kez de kendimi çekeyim. Ve ondan sonra kapatayım. Diyeceksin ki abi niye çalışıyorsun illaki? Ne yapayım işte? Beni de arada unutmayın diye o yönden kendimi de çekmek istiyorum. Hem buraları görmüş olun hem de bu şekilde sonlandırmış olalım. Evet arkadaşlar, şimdilik hepinize hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı lütfen rica ediyorum, unutmayın. Beğeni yaparsanız, küçücük de bir şöyle bir yorum yaparsanız, fikirlerinizi de yazarsanız oraya, inanın ben de bundan çok hoşnut olurum, çok da beğenirim, çok da arzu ederim, iyi olur. Beni de kırmayacağınızı düşünüyorum yani. Beni kırmayacağınızı düşünüyorum. Yalnız adamı yalnız bırakmayacağınızı umut ediyorum hep. Efendim, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün günlerden pazar. Ay olarak 25. Yani 25. 8. ay 2024. Hoşça kalın, dostça kalın.